Euzu billahi Şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekki'ye 10. sefir 67. kısım. Fasıl içinde vasıl. Sayın şartları. Bilginler Safa ile Merve arasında koşmanın şartlarından birinin hayızdan temizlik olduğunda görüş birine varmıştır. Abdest temizliğine gelirsek bütün bilginler şunu söylemiştir abdest almak yani hadesten temizlenmek sayın şartı değildir. Bu görüşe karşı çıkan ise Hasan el Basri'dir. Bilmelisin ki daha önce say bölümünde bir takım şeyleri ortaya koymuş, Safa ile Merve'nin hükmünden söz ederken taşın batını yorumundan söz etmiştik. Bilginler bu ibadette hadesten temizlenmenin şart olmadığında görüş birine varmıştır. Koşan kişi burada sırf kuldur. Bu kulluğu ise Kir anlamındaki hadis ile yaratılmışlık anlamındaki hadislik ve hadis ilişkisinden ile yani yaratılmışlığıyla gerçekleşebilir. Hadisliği olmasaydı kulluğu geçerli olmazdı. Hadislikten temizlendiğinde ise hakikatinden çıkmış, bu kulluktan çıktığı ölçüde de rahatlıkta ortaklık iddiasında bulunmuş olurdu. Bu insan husul gibi genel anlamda temizlenirse hakikatinden çok daha fazla uzaklaşmış sayılır. Abdest gibi özel bir temizlikle temizlenirse hakikatine daha yakındır. Uygun olanı benimsemek hakikat bakımından daha yetkin bir davranıştır. Bu ibadette temizliği benimseyen kişi şöyle demiştir. Her canlıya hangi şekilde olursa olsun bir fiilin nispeti zorunludur. Taşlardan aslı üzerinde daha fazla kalmış hadis ve yaratılmış bir varlık yoktur. Bununla birlikte Allah Onları korku özelliğiyle nitelemiştir. Bu ise taşlara nispet edilen bir fiildir ve onların korktuğu söylenir. Taşların bu fiilin kendileriyle ilişkilendirilmesinden yani korkudan değil temizlenmesi gerekir. Bu durumda Allah'tan gerçekte korkmuş olurlar. Aynı şekilde suyun çıkması da onlara ilişkilendirilmiştir ve onların bu nispetten de arınması gerekir. Bu nedenle Hasan-ı Basri bu ibadette temizlenmenin şart olduğu görüşüne varmıştır. Bu görüş ise tıpkı Hasan yani güzel ismi gibi güzel bir düşüncedir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ancak temiz bir şekilde ya da abdestliyken zikredilmesini söylemişti ve Safa ile Merve arasında koşarken Allah'a zikredilmesi zorunludur. Öyleyse temizlikten söz etmek daha yerindedir. Hasan-ı Basri bize göre Allah yolunun mensuplarının önderi sır ve işaret ehlinden biridir. Asıl içinde vasıl. Sayin tertibi. Bilginler sayin Kabe'yi tavaftan sonra yapılabileceğinde görüş birliğindedir. Tavaftan önce say eden kişi Mekke'den çıkmış olsa bile geri döner ve tavaf eder. Bunu bilmezse ve umrede ya da hacda eşine yaklaşırsa üzerinde hac ve kurban ya da başka bir umre kalır. Bazı bilginler hiçbir yükümlülüğünün olmadığını söylemiştir. Bazı bilginler ise Mekke'den çıkmış ise geriye dönmeyeceğini fakat küçük beş bazı bilginler ise Mekke'den çıkmış ise geriye dönmeyeceğini fakat küçük baş kurban kesmesi gerektiğini söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Bilmelisin ki Allah bizi hacca davet ederken sadece evi ziyaret etmemiz için davet etti. Öyleyse oraya vardığımızda davet nedenimizden başka bir şeyde başlamamız ve evi tavaf etmezden önce başka bir şey yapmamamız gerekir. Biz emrettiği bir şey yaptıktan sonra ise tanımladığı tarzda diğer ibadetlere koyuluruz. Bu durum zorunlu kul olmamız ve kulluktaki makamımıza uyduğumuzda böyledir. Nitekim hac uygulamalarını benden alınız diyen peygamber de böyle yapmıştır. Allah ise şöyle buyurur. Allah'ın peygamberinde sizin için güzel örnek vardır. Bir ayette ise Allah'ı seviyorsanız bana uyun o da sizi sevsin buyurur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetimden biraz yüz çeviren kimse benden değildir demişti. Böylelikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bizden bu ibadette istediği şeyi açıklamıştır ki gerçek yorum budur. Koşmayı öncelemenin batını yorumuna gelirsek bize göre kulun nazı aşırıya götürmesi, zorluk anlamındaki zilletten çıkmaktır. Allah insanı kendi suretine göre yarattığına göre ki surete göre yaratılmak izzeti gerektirir. Kulun davranışında ihtiyarı olmasını istemiş olmalıdır. Bu iradeyle dilediğinde suret ile zuhur etmesi mümkün olsun diye çünkü iradenin bir yerde de bir etkisini olacağını biliyordu. Yükümlü tutulmuştur. Bu nedenle sayı öne almış ve şöyle demiştir. Hak bizi evine davet etmiş olsa bile ki oraya ulaşmamız ve onu tavaf etmemiz bir zorunluluktur. Yolumuzda evden başka bir yere uğramayı yasaklamadı. Yasaklamış olsaydı yasağın sınırında dururduk. Bu konuda susmuş olması ise serbest bıraktığı anlamına gelir. Bunu bize emrettiğine göre evi tavaf etmek zorunludur. Nitekim Allah soylu evi tavaf ediyor ediniz buyurdu. Biz ise surete göre yaratılmış olduğumuz bir yerde koşmayı önceledik ki ihtiyarın bir hükmü ortaya çıksın. İhtiyar ise onun makamına vefa göstermek, ona dikkat çekmektir. Çünkü Allah şöyle buyurur, Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Biz de ilahi surete göre yaratıldık ve bu hakikatin de bir sonucunun olması gerekir. Yine de uygunu suretin gereği olan ihtiyarı ve seçimi başka bir yerde kullanmaktır. Çünkü gerçek kul olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bunu açıklamıştı. Öyleyse koşma tavaftan önce yapılmaz ya da koşarken Merve Safa'dan önce alınmaz. Allah şöyle buyurur. Allah'ın peygamberinde Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için güzel örnek vardır. Kim yüz çevirirse Allah zengin ve hamittir. Burada saygıyı öğrenelim diye edebin gereği olarak bizi bizi kınamamıştır. Bunun yerine Allah kendisini insanları davet ettiği şeye muhtaç olmamak özelliğini nitelemiştir. Bu davette olumlu karşılık vermenin yararı bizzat insanlara döner ve Allah ona muhtaç değildir. Bu nedenle sayı öne alan kişi bir ruhsat bulmuştur. Ayette Elgani isminden sonra Elhamid ismi zikretti. Elhamid ismini zikretti. Başka bir ifadeyle Allah dünya vahirette bütün övgülere ehildir. Her durumda Allah övgünün sahibidir. İnsanın surete göre hareket edip onun gücünün gerektirdiği şekilde seçimde bulunması veya zorunlu bir kul olarak hareket etmesi durumu değişmez. Her durumda Allah övgünün sahibidir. Allah hal diliyle şöyle der: "Suretim olmasaydı seçemeyecektin ve özgür olmayacaktın. Öyleyse benim suretim seçimin sahibidir. Yoksa seçim sana ait değildir." Bu ise kul için bir mazerettir. Aynı zamanda bu durum Allah'ın keremindendir ve burada ve burada bir zorlama yoktur. Dolayısıyla bu davranış kınanmaz ve Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem uymamak ve onu örnek almamaya katılmaz. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi çare bunu engellememiştir. Bu ise kınamadığı ve övmediği bilakis hakkında sustuğu için Allah'ın sırlı bir uyarısıdır. Asıl içinde vasıl. Mina'ya uğradığında tevriye günü hacına yapar. Tevriye günü Zilhicce ayının 8. günü Mina'ya çıkarak oradan gece orada gecelenen gündür. Kişi öğlen ikindi akşam yatsı ve Arife günü olan 9. gününün sabah namazını Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem uyarak orada kılar. Bütün bilginler bu davranışın haccın geçerlilik şartı olmadığında görüş birine varmıştır. Arife günü olduğunda ise Arafat'a gider ve orada vakfe yapar. Hacı Kabe'ye ulaşarak Allah hakkında bir bilgi elde eder. Allah'ın sağ eline musafaha ve biat ederken de Allah ehlinin bu esnada bulduğu şeyleri elde eder. Kabe'yi tavaf ederken koşarken ve minada namaz kılarken Allah hakkındaki bilgilere ulaşır. Allah onun adına haremde gerçekleşen bilgiyle hilde ki Arafat'tır verdiği bilgileri ayırt etmek istemiştir. Hil bölgesindeki bilgi kuldan yasaklamanın kalkmasını sağlar. O ise ihramlı iken haç için ihrama girdiği için mahrumdu. Hacı Arafat'ta ihramlı iken elde ettiği bilgilerle ihramdan çıktığında elde ettiği Allah hakkındaki bilgiyi birleştirir. Allah'ı haremde bilmek ki kişi bu esnada ihramlıdır, benzerin ilişkisini bilmek demektir. Çünkü ihram ile insan engellendiği gibi haremde de engellenmiştir. Buradaki durum Arafat'ın hükmünden farklıdır. Orada insan hil yani helal olan bölge içinde ihramlıdır. Bu yönüyle Arafat'ta ilişki bakımından daha uzak, güçlük bakımından daha çetin bir haldedir. Çünkü söz konusu olan bir zıtlık ve ayrım karşıtlığıdır. Hil, hacının ihramıyla harem olmadığı gibi hacı da oyar hildir diye ihramdan çıkamaz. Dolayısıyla bunlardan birisi diğerini etkilemez. O halde kul ihramlı kaldığı için engellenmeyle ayrışır. Onda muhtar haktan hiçbir özellik yoktur. Hak ise hilde hiçbir şeyin kendisine yasaklanmayışı ile ayrışır. O dilediğini yapar ve him gücü aklın deliline dayanarak hakkın değişmeyen bilgisinin onun üzerinde hüküm sahibi olduğunu zanneder. Bu ise ihtiyarın zıttıdır. Bu durumda yasaklanan kimseye benzer. Acı Hil bölgesindeki Arafat'ta Vehmin akıl kanatıyla kabul ettiği yasaklamayı gideren bilgiyi kazanır. Buradaki Allah bilgisinde vehim akılla eşittir. Bu nedenle Allah hakkında kısıtlamaya gider ve onu bir şeydeki bilgisinin hükmü altına sokar. Bu ise bilginin Allah'ın zatına ilave bir nitelik olduğunu, onunla var olduğunu, ilgili olduğu şeye göre Allah'ın zatı üzerinde hüküm sahibi olduğunu söyleyenlerin görüşüdür. Allah'ın bilgisi onun zatıdır diyenler ise böyle düşünmek gereğini, gereğini duymaz. Bu ise değerini onu bilenlerin anlayabileceği Allah hakkında şaşırtıcı özgün bir bilgidir. Hacı bu bilgiyi elde etmek istediğinde yolunda Mina'ya uğrar. Burası büyük hac yeridir. Hacı Arafat'ta durmazdan önce onun tadına varmak ister. Çünkü oraya en büyük hac günü olan kurban günü ulaşmıştır. Bu ilk zamanda Arafat'ta vakfe yapanlar Müjdelife'de vakve yapanlar ile bir araya gelerek hacıların büyük kısmı Mina'da toplanır ve burada namaz kılarlar ve gecelerler. Böylece gecenin ve gündüzün hükmünü bu konuda tadar. Böylece gündüzün işiyle gecenin tecellisi arasındaki ve namaz vakitlerinde gerçekleşen şeylerde buraya özgü olan durumlar ortaya çıkar. Hacı vakfede oraya döndüğünde bu konudaki zevkinin eşit olup olmadığını veya Arafat ve Müzdelife'nin etkisini nedeniyle halinin değişip değişmediğini öğrenir. Orada gecelemesi ve Mina'da durması ise gelecekle ilgili bir bilgi elde etsin diye bir deneme ve sınanma halidir. Sadece Arafat'ta duran kimse ise bu bilgiyi elde edemez. Çünkü o böyle bir bilgiye kavuşamaz. Bu kişi Mina'nın hükmünün Arafat'tan sonra ve Arafat'tan önce değişip değişmediğini bilemez. Bunun nedeni budur.